Tahsildaroğlu sunar. Şimdi bu takımın başına bu kadar şey gelmiş. Bakın tekrar ediyorum. Kazandığı her maçın, ama her maçın hakemi sonraki hafta maç alamamış. Kaybettiği her maçın, ama her maçın hakemi sonraki hafta maç almış. Penaltıyı tekrarlatmayan VAR hakemi bu hafta gene VAR hakemi olarak atanmış. Penaltı da VAR'a, yani kalecinin çizgi ihlalinin VAR'a gidip gitmemesi tartışma konusu. Ahmet Çakar'a göre gitmemesi lazım. Bu hafta VAR hakemi Çatladı Kapı Spor'un aleyhine karar vermiş. Şimdi siz Çatladı Kapı Sporlu olsanız ne düşünürsünüz? Net bir operasyon var burada. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu artık istikrarlı bir hatalar zinciri olmaktan çıkmış. Tesadüfler zinciri olmaktan çıkmış. Bir takım plan proje üretimi haline gelmiş gibi gözüküyor. Kimse kusura bakmasın. Peki buradaki hedef Fenerbahçe yönetimi mi? Fenerbahçe yönetiminin başarısız olması mı isteniyor? Ali Koç'un başarısız olmasının istenmesi olabilir. Fenerbahçe yerine başka takımın ön plana çıkması isteniyor olabilir. Ben daha çok Ali Koç üzerinden bir operasyon okuması algılıyorum. Ama bu Çatladı Kapı Spor örneği verdim. Gerçekten mantığı yok yani. Bunun herhangi bir mantıklı açıklaması yok. Ya ben bunu yazdım. Ya bunu çıkın açıklayın kardeşim. Yani o 5 tane maçtı. O zaman 5 maçtı. Şimdi bu bir. Burada bence operasyon var. Bir. İki. Kural 14. İFAP kitapçığında kural 14. Penaltı kuralı var. Penaltıyı anlatıyor abi. Tamam mı? VAR penaltıya. VAR penaltıda ne yapara? Ne yapara? Anlatıyor. Bir kere VAR'da VAR'ın kesin kuralı şu. İFAP kitapçığını okudum ben. Kesin kuralı şu. Hakemin gördüğü pozisyonda VAR sadece ve sadece hakem talep ederse devreye girer. Hakemin görüş alanında. Tamam mı? Hakemin görüş alanında. Ben Ali'ye bakıyorum, görüyor işte. Lacivert kırmızı, Bayern Münih eşofman üstü var. Güzel bir... Sen gözlerini kontrol ettir yani. İşte bir tane şey var. Güzel bir jean pantolonu var. Ayakkabı. Bunu görüyorum ben. Tamam, bunu görüyorum. Senin pantolonun çok güzel bu arada, parantez sağ, arasında. Sağ ol. Şimdi bunu görüyorum. Ben bunu görüyorum. Ali'nin fermuarı buraya kadar çekili. Ben bunu atıyorum. Daha yukarıdan çekilmiş görebilirim. Bu benim görüş açısı hatam. Bakış açısı hatam. Ben buna VAR karışamaz. Ama ben Ali'ye bakarken orada bir şey oldu. Onu nasıl göreyim ben? Benim arkadaki gözüm var. Ona karışır diyor. Ya da ben talep edersem, baba ben böyle gördüm ama bir kontrol etsene dersem karışıyor. Bu İFAP kurallarındaki VAR protokolündeki açıklama. Gelelim madde 14'e. Kaleci kurallara uymalıdır diyor. Saygı göstermelidir diyor tam olarak. Tam olarak saygı göstermelidir diyor ama VAR karışır karışamaz öyle bir açıklama yok. Yani kalecinin çizgiye basmayıp ön plana çıkması hakemin görüş alanında mıdır? Hakemin görüş alanındadır. Hakem çünkü penaltı pozisyonu hiç karışık bir şey yok. Bir tane vuran var, bir de kaleci var. Hali yok yani. Buna VAR karışamaz. Burada Tatava'da Berkay'la Ahmet Çakar voleyde bir Tatava programı yaptılar. Ahmet Çakar Malatya Spor maçından sonra Fenerbahçe'nin penaltısının tekrarlanması gerektiğini ancak VAR hakeminin buna karışmaması gerektiğini söyledi. Ahmet Çakar haklı. İFAP kuralına da aynısı yazıyor. Şimdi VAR'daki hakemin kim olduğuna bağlı olarak sahadaki kararların değiştiği bir durum yaşıyoruz. VAR'daki hakem Mustafa Öğretmenoğlu, sahadaki hakem Mete Kalkanoğlu olunca Mustafa konuşamıyor. VAR'daki hakem Koray Gençerler, sahadaki hakem efendim Fırat Aydınus oldu mu? Koray Gençerler'i iyi biliyorsunuz. Trabzonspor maçındaki bir hatadan ötürü. Ama VAR hakemi Fırat oldu mu? Fırat Galip Öztürk'ü, Galip Bitigen'i etkileyebiliyor. VAR'ın kaleci ihlaline karışması söz konusu değil. Burada VAR protokolüne aykırı bir durum var. Tamam. Ayrıca iddia ediyorum.
Ayrıca iddia ediyorum. Fenerbahçe penaltıdan hemen sonra, kurtarılmış penaltıdan hemen sonra golü bulamasaydı penaltı tekrarı falan da olmazdı. Ayrıca VAR protokolünün ihlalinin ötesinde Altay topu tuttu. Ho yaptı. Arkadaşlarına çak yaptı. Topu attı. Geri Rodriguez'e gitti. Geri Rodriguez'e gitmedi. Önce Max Kruse'ye gitti. Max Kruse gerinin önüne attı. Geri gitti. Topu 50 metre taşıdı. Vurdu golü. Yani aradan 15 saniye 20 saniye geçti. Neredesiniz kardeşim o zamana kadar? Bir de bana birisi bir gol pozisyonunun neden 4 dakika 20 saniye sürdüğünü bir anlatsın ya. Ben Fenerbahçe'ye yapılan, yani Fenerbahçe'ye yapılan hataların iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Bunun operasyonun emrini kimin verdiğini veya bu operasyonun emrinin olup olmadığını bilemem. Bunu çıkartmak durumunda olan da Fenerbahçe yönetimidir. Ama ben iyi niyetli bir şey yaşanmadığını düşünüyorum. Bu değil Fenerbahçe, başka bir takım. Bu sene MHK Fenerbahçe ile kurullar üzerinden, kurullar itibariyle Fatih Terim'e karşı bir kafa takıklığı var. Kafayı takmışlar yani. Bak Fatih Terim'e ve Fenerbahçe'ye karşı bir kafayı takmışlık var. Bunu görüyorum ben. İnsanlar aptal değil. İnsanlar da görüyorlar. Bu işin bu kısmı futbolunu istersen sen yorumla, ben de sonra yorumlayayım. Ya futbolda maçtan, hakem hatalarından, VAR standartsızlığından bağımsız olarak Fenerbahçe'nin sezon başındaki kimya sorunu, kadro kimyası. Çok sen de bunun altını çizmiştin. Kolarov olmadıysa ilerleyen zamanlarda belki olur. Ama sen Kolarov olmadı diye dünyada başka bir sol bek oynayacak oyuncu yokmuş gibi hareket edemezsin. Çok doğru. Hasan Ali'ye gerçekten çok geçmiş olsun. Bir daha tekrar ediyorum. Benzer sakatlığı aynı yaşlardaki birçok kişi geçirse başka yaptığı işe gitmez. Rapor alır. O bir tabanlık falan. Ona kolay iş değil. Son derece fedakarca bütün kariyerini, mesleğini riske atarak oynamak için yaptı bunu. Tamamen de planlama hatasının sonucu. Tabii. Örnek be. Caner Hasan Ali. İkisinden biri böyle sakatlık geçirdiği zaman diğerini oynatabiliyordun. Ya büyük bir takımın, Fenerbahçe büyük bir takım, mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı bir sezon. Evet. Tek sol beki olmaz. Planı yanlış yaparsan, ilk düğmeyi yanlış iliklersen geri kalanlar da yanlış ilikleniyor. Doğru. Maç başında Hasan Ali 11'deydi bir saat önce. Çıktı ısınmada kendini denedi. Nüksetti maalesef sakatlığı ve maça orta sahada başlayacak olan Ozan Tufan bütün hafta orta saha çalıştı ya. Maça sağ bekte başladı. Maça sağ bek başlayacak olan Dirar bütün hafta sağ beke konsantre oldu. Sol bekte başladı. Maç içinde de bir daha sağ bek değişti Moz'u 3. kez. Stoper yine değişti. İşte Gustavo oraya geldi. Bak şimdi sarı kartı olan oyuncuyu geriye almak zorunda kalıyorsun. Ne kadar büyük bir risk. Ne kadar büyük bir risk. Sen öyle bir sol bek alacaksın ki icabında stoper de oynayabilecek ki en başta böyle Kolarov adı geçtiği zaman garip şekilde insanlar geriden oyun da kurabilecek stoper diyordu. Ben de diyordum ki ya asıl ön tarafta asıl adam muazzam gol katkısı yapar. Sırf frikik değil ki durmayan toplarda da çok etkili ortalar yapabilen, yere kesebilen, arka direğe kesebilen, ön direğe kesebilen, Ceko'ya farklı gol attırabilen, Cengiz Ünder'e farklı attırabilen bir oyuncu. Yani Ceko'nun vurabildiği kadar kolay kafayı vurabilecek hali yok Cengiz'in. Ama Cengiz'in de sol ayağında çaprazdan vurabileceği kadar da iyi vurabilecek özellikleri yok Ceko'nun. Sağ ayağı daha güçlü çünkü. Ona göre topları atabilen bir oyuncu. Yani hakikaten dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama Sayın Ali Koç'un ve yönetimin ya nedir siz bu yani Damian Comolli'ye neye göre bıraktınız bu kadar şeyi ya? Ya görünen köy kılavuzu istemez. Fenerbahçe'de yıllarca oynamış biri oyuncuya da sor. Eski teknik direktörüne de sor. Bizim mahalledeki fırıncı Fenerbahçeli arkadaşa da sor. Sokaktan geçene de sor. Yani bir sol bekle yola çıkılmaz kardeşim. Avrupa Kupası maçı yoksa yok. Türkiye Ligi böyle kıyıcı bir lig. Zorlu bir lig. Hayır bir de Audi Cup'ta sakatlandı adam. Bayağı erken gitti yani. Evet. Yani bayağı erken sakatlandı. Yani sen onu artık bir önlemini yani bir alsana abi yani. Şimdi ne olacak biliyor musun? Kim sol bekte denenecek? Gustavo. Güzel. Takımı orta sahayı sen daha da güçlendirmek için çift yönlü oynayıp hücum savunma dengesini kuracak lider oyuncu olarak aldığın merkez orta sahayı sol bekte oynayacaksın şimdi. Oynatmak zorunda kalıyorsun. Ya da Tolga'yı oynayacakmış. Tahsildaroğlu sundu.